Ve şimdi hızlandı. Odessa'dan hareket 16 saatlik bitiren yolculuğuyla Romanya'da devam edecek. Türk misyonlarına, konsolosluğumuza, yetkililerimize ulaştığında da tekrar yayına alacağız kendisini. Döneyim tekrar Sayın Sezer karşımızda. Sayın Sezer, bir yandan da tahliye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Tahliyeler planlanıyor ama kuşatılmış şehirlerden planlandığı için ve nasıl seyredeceği bilinmediği için kimi zaman vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla gelmeleri isteniyor. Zaman zaman da tren seferleri işaret ediliyor ama ağır aksak ilerleyen bir süreç, kuşkusuz savaş şartları hayli zorlu. Bıraktığınız noktadan devam edeyim. Türkiye açısından dediniz ki önemli bir analiz geliyor. Türkiye defalarca sizin de programınızda belirttiğim üzere son tanıma ve savaş kararına kadar bu gerginlik sürecinde Ukrayna'nın yanında yer aldı. Hem askeri işbirliği anlaşması, İHA silah satımı, hem de Kırım konusunda Batı'nın en yüksek sesle konuşan ülkesi haline geldi. 2021 yılında bu yönde Rusya'dan çok sayıda eleştiriye, hatta fatura ödetmelere maruz kalmıştık. Burada durmayacağım. Bu konu üzerinde durmayacağım. Şimdi Sayın Erdoğan'ın son Afrika gezisinden döndüğü günden beri bambaşka bir Türkiye var. Tarafsız kalmaya çalışan bir Türkiye var. Hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan vazgeçmeyiz diyen bir Türkiye var. Ama aynı Türkiye NATO neden yetersiz kaldı da diyor arada bir yerde. Aynı Türkiye Avrupa Konseyi'nde çekimsel oy da kullanıyor. Bunlar Rusya'ya yönelik acaba bir sempati doğurması gereken, tempati doğurabileceği düşünülen hareketler mi olarak değerlendirmeliyiz? Yoksa gerçekten bir bütünün parçaları olarak öngörülmüş ya da ortak akılla üretilmiş bir aklın parçası olarak mı görmeliyiz? Bunu bilmiyorum ama ikincisi olmadığından da adım gibi eminim. Şimdi Türkiye'nin tarafsız kalma çabaları henüz Rusya tarafından, Putin tarafından net bir şekilde satın alınmadı. Bir defa bunu altını özenle çizerek koyuyorum. Çünkü Erdoğan'ın arabuluculuğuna Rusya'da en yüksek düzeyde dış politika yapıcıları masada Putin'in karşısında iki Zelenski görmek istemeyiz şeklinde ifade ettiler. Birincisi bu. İkincisi, Türkiye'nin özellikle İHA silah satışları ve özellikle Ukrayna ile Zelenski ile sağladığı diyalog çerçevesinde sağ olsun Ukrayna sosyal medya hesaplarının, Ukrayna'nın Ankara'daki büyükelçisinin yürüttüğü olağanüstü aktif ve başarılı politikayla Türkiye bu süreçte taraf olmaya adeta teşvik ediliyor. Düşünün ki Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği bizim İdlib'deki 35 şehitimizle ilgili intikamını aldık diye tweetler atabiliyor. Yani bu ülkeyi bu kadar Muz Cumhuriyeti demeyeceğim ama bu kadar basit ve ucuz bir ülke olarak görüyor. Türkiye'yi bu sürece çekmeye çalışan bir Ukrayna tarafı var. Bu net. Evet, tekrar ediyorum amasız ve fakatsız. Rusya işgal ediyor. Bu kabul edilemez. Her şeye rağmen Birleşmiş Milletler hukukuna aykırı bu. Her ne kadar Batı bu konuda farklı pratiklere sahip olsa da şimdilik o beni ilgilendirmiyor. Rusya'nın saldırısıyla ya da müdahalesiyle ilgili net bunları söylüyorum. Fakat diğer taraftan da şunu söylüyorum. Bunlar birbirine çelişki veya tezat teşkil etmiyor. Karadeniz'de kıyısı olan Rusya ve Ukrayna ile komşu olan Türkiye, Batı ittifakını iki tane S-400 bataryası uğruna karşısına alıp ambargo yiyen Türkiye, ne oldu da şu anda Suriye'den Libya'ya, Dağlık Karabağ'dan Akkuyu'ya, Türk akıma kadar stratejik sayılabilecek işbirliği geliştiren Türkiye bu savaşta son bir haftaya kadar taraf oldu ve şimdi ne yapmaya çalışıyor? Birinci soru bu. Şu anda hükümetin tarafsız kalma çabasını samimi ve net olarak söylüyorum, destekliyorum, doğru buluyorum. Rusya'nın saldırganlığı bir tarafa, Türk iş adamlarının Rusya'daki yatırımları, bizim Can Bey şu anda Rusya'da 90 bin Türk işçimiz var. Türk müteahhitlerinin şantiyelerinde çalışıyorlar. Bizim orada çok önemli fabrikalarımız, çok ciddi fabrikalarımız var. Yani kurumsal bağ anlamda isimlerini vermek istemiyorum. Değerlendirebileceğimiz fabrikalarımız var. Yüzlerce küçük ve orta ölçekli işletmemiz var.
enerji işbirliği bir tarafa 6 milyon turistten olma ihtimalimiz var. Dolayısıyla eğer oturup doğru konuşacak olursak, bu savaş Türkiye'nin savaşı değil, bu savaş son bir yılda Türkiye'nin taraf olduğu ama şimdi maalesef dank ettiği için tarafsız kalmaya çalıştığımız bir savaş. Ben muhalefet siyasi parti liderlerine de özenle çağrıda bulunuyorum. Otelleri, tarlaları, Rusya'daki yatırımlarımızı, fabrikaları düşünerek sırf hükümet karşıtlığı üzerinden halkı dolduruşa ve galayana getirmeyin lütfen. Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte savaşa taraf olmak, bunu adım gibi eminim, Ukrayna'dan sonra Rusya'ya ikinci bir cephe açmak anlamına gelir. Rusya bizim sadece kuzeyden değil, güneyden de komşumuz. Bunu da yaklaşık 10 yıldan beri yaşadık, biliyoruz. Dolayısıyla peki, kim ne derse desin, işte aman efendim Batı değerleri şöyledir, Putin'i şöyle geri adım attıracağız. Yani siz nerede, kime geri adım attırdınız? Saddam'a mı? Esad'a mı? Kaddafi'ye mi? Hümeyni sülalesine mi? Afganistan'dan neden kaçtınız? Siz Vietnam'dan beri her yerde kaybetmediniz. Yani artık şu ikiyüzlülük, şu yine şimdi emperyalist diyeceğim, düşünecekler acaba Rusya'yı sosyalist mi zannediyor Aydın Sezer diye. Hayır hayır, öyle bir şey zannetmiyorum. Yani bir orkestranın şefini görevden almak, Schröder Gazprom'un yönetim kurulundayken, ya bu resmen ayıptır, bu bir vahşettir. Yani en az Putin ya da Rusya kadar Batı'nın da vahşi bir süreç izlediğini net olarak söyleyebilirim. Savaşa müdahil olan üçüncü taraflar sadece sivil ölümleri, sadece sivil can kayıplarını ve sadece mülteci sayısını artırır. Başka hiçbir şey artırmaz. Ya adam gibi savaş açın, topyekun girin oraya, ya da o ekonomik ambargoların neticelenmesini bekleyin. Sayın Sezer, çok teşekkür ediyorum. Bu arada Kiev'den tekrar canlı bağlantı kurduk. Dönem dönem bir hayalet şehir imajı size de, zaman zaman askeri araçların geçişlerine de şahit olduk Sayın Sezer'in analizleri neticesinde. Çok teşekkür ediyorum Sayın Sezer, vakit ayırdığınız için. Yine bilgilerinize başvurmak isteriz. Şimdi efendim Biden'ın açıklamalarına geçelim. Putin bedel ödemeli dedi. Bir yanda yaptırım kararları peşi sıra açıklanmaya devam ediyor. Sert bir konuşmaya imza attı, yumruklarını sıktı. Bu yönüyle de sosyal medyada çeşitli paylaşımlara konu oldu. Ne olacak peki? Kongre konuşmasından sonra yeni yaptırım kararlarıyla birlikte gözler Rusya'ya da çevrildi ama önce Amerika Birleşik Devletleri cephesine bir bakalım. Başkan Biden Amerikan Kongresi'nde konuştu. Göreve geldiğinden bu yana ilk kez birliğin durumu konuşması yaptı. Rusya'ya getirilen yeni yaptırımları açıkladı. Amerikan hava sahasını Rusya'ya kapatmak ve Rus oligarkların mal varlıklarına el koymak. Konuşmasının başında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına değinen Biden'ın konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Biden sözlerine şöyle başladı. Putin 6 gün önce özgür dünyanın köklerini sarsmaya ve kendi kötü yoluna döndürmeye çalıştı. Ama çok büyük bir hata yaptı. Yanlış hesap yaptı. Ukrayna'ya gireceğini, dünyanın da onu izleyeceğini sandı. Ama bunun yerine hiç hayal etmediği, hiç beklemediği güçlü bir duvarla karşılaştı. Ukrayna halkıyla karşılaştı. Bazı kongre üyeleri yakalarında Ukrayna bayrağı rozetleri taşırken kimi üyeler sarı ve mavi renklerde kıyafetler tercih etti. Biden konuşmayı First Lady Jill Biden'ın yanında izleyen Amerika'nın Ukrayna Büyükelçisi'ni işaret etti. Kongreye seslendi. Lütfen verdiğimiz desteği gösterelim dedi. Kongre üyeleri Büyükelçi'yi ayakta alkışladı. Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yüklendi. Diktatörler saldırganlıklarının bedelini ödemediklerinde daha fazla kaosa yol açarlar. Bu durumun Amerika'ya ve dünyaya maliyeti artar. Putin'in savaşı nedensiz ve önceden planlanmış bir savaştı. Diplomasi çabalarını reddetti. Batı ve NATO'nun karşılık vermeyeceğini ve bizi burada, kendi ülkemizde bölebileceğini düşündü. Putin yanıldı. Biz hazırdık. Biden yaptırımlarla birlikte Putin'in hiç olmadığı kadar dünyadan izole edildiğini söyledi. Müttefiklerimiz de şu anda çok güçlü ekonomik yaptırımları uyguluyoruz. Rusya'nın en büyük bankalarını uluslararası finansal sistemden koparttık. Merkez Bankası'nın rubleyi korumasını engelliyoruz. Putin'in 650 milyar dolarlık savaş fonunu değersiz hale getirdik. Rusya'nın teknoloji erişimini engelliyoruz. Teknolojiye erişemeyecekler. Ekonomik gücünü zayıflatacağız. Ordusunu zayıflatacağız.
Yıllarca sürecek bu etkiler. Rus ekonomisinin ağır hasar almasındaki tek suçlunun Putin olduğunu söyleyen Amerikan Başkanı, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla destek sağladığını açıkladı. Biden, Amerika ve Rus askerlerinin karşı karşıya gelmeyeceklerini tekrarladı. Amerikan Başkanı konuşmasında Rus oligarklara yer ayırdı, mallarına el koyacaklarını söyledi. Bugün bu şiddet yanlısı rejime milyarlarca dolar katkıda bulunan Rus oligarkları ve yolsuz liderlerine de sesleniyorum. ABD Adalet Bakanlığı Rus oligarkların suçlarının peşine düşecek özel bir görev gücü kuruyor.